Selamlar. Arkadaşlar şu an okuldan geldim. Aşırı açım, yani konuşmaya halim yok. Üstümü değiştirip yemek yiyip kamerayı açacağım size. Açayı oynamaz. Evet arkadaşlar, ev moduna geçiş yapıldı. Pantuflarım zaten 10 numara 5 yıldız, bakar mısınız? Hop, şöyle göstereyim canım pantuflarım. Şaka maka, havalar bayağı soğudu. Hele bugün yani şey, öyle bir hava vardı ki insanın tenini acıtıyor. Anladınız. Evet, öncelikle videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar vlog 2'yi çekiyorum. Ne yapacağız? Masamı toplayacağız öncelikle. Anladınız. Odamı şöyle. Bu zaten pantufları onun için giydim. Hız veriyor bana. Çok komikti. Lütfen güler misiniz? Güler misiniz? Şöyle masam bayağı dağınık. Odam da dağınık. Bir an önce toplayalım istiyorum. Nazar değecek pantuflarıma. Lütfen bir maşallahınızı eksik etmeyin. Simetri hastalığım. Arkadaşlar şu alışkanlığımdan vazgeçemeyeceğim sanırım. Evet, odamı topladım şükür. Şu an yoruldum. Yani neden anlamıyorum. Bakın spora gidiyorum, asla yorulmuyorum. Ama evde iki iş yapınca öyle bir yoruluyorum ki. İstekle alakalı herhalde. Arkadaşlar saat şaka maka 7 oldu. Ve hani okuldan geldim. Üzerimi değiştirdim, yemek yedim. Biraz Instagram'a gireyim dedim ama biraz hani Instagram'ın sonu gelmiyor biliyorsunuz. Bayağı vakit kaybettim. Artık verimli bir şeyler yapmanın vakti geldi. Benim hayat felsefem şu arkadaşlar. Bugün dünden daha iyi olmak. Bunun için bir şeyler yapmam lazım bugün. Şunun rahatlığı hiçbir şey de yok. Bu arada arkadaşlar dün galadaydım. O kadar güzel ve eğlenceli bir gündü ki, dolu dolu bir gündü. O günü vlogladım. Gala vlog da gelecek. Nazlı, Balım, Defne, Alara herkes oradaydı. Çok tatlı insanlar hepsi ve birlikte vlog çektik. Vlogu da belki bundan sonraki videoda ya da ondan sonraki videoda yayınlarım. Yani editleyip bir an önce yayına koymayı planlıyorum. Çok hoş bir video oldu. Anlatırken bile heyecanlandım şu anda. Bayağı güzel bir galaydı. Instagram'da zaten postları falan attım. İlk önce zaten beni takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Her şeyi ilk önce Instagram'da paylaşıyorum. Anlık bir şekilde. Sonra da montajlayıp falan YouTube'da paylaşıyorum. O yüzden beni daha yakından takip etmek isteyenler Instagram'a gelebilir. Ve test çözelim. Ödevlerim var. Biraz onu yaparız. Niye benim bu sol elim kaşınıyor? Elimin dışı. Sol elin üstü niye kaşınır? Arkadaşlar sol elin kaşınmasının Türk kültüründeki anlamı para gelecek şeklinde ifade edilmektedir. Arkadaşlar para gelecek. Ne saçma şeyler ya. Bir de insanlar bakıyor bunları internetten. Neyse lak lak kesip ders çalışalım. Bu arada ev okul notları gelecek. Son videoya çok fazla talep olmuş. Yorumlarda yazmışsınız. Ama şu an şey bekliyorum. Bütün hocaların notları girmesini bekliyorum. Böyle bir kesinleşsin, ev okul tablosu oluşsun. Direkt video çekeceğim. O zaman hep birlikte biraz ders çalışalım. Önce paragraf çözeceğim. Şöyle sıfırdan paragraf kitabını kullanacağım. Benim şimdi Türkçe netlerim bayağı iyi geliyor. Yani şu an 40 soruda 30 üstü net yapıyorum. Aşırı mutluyum, maşallah nazar değmesin. Ama sorun şu ki hızlanmam lazım. Biraz daha hızlanıp hani denemelerde diğer derslere vakit ayırmam, arttırmam lazım. Bunun için de kronometreyle çözüyorum ve umarım hızlanırım. Hızlandığımda haber vereceğim size.
dersim bitti. Toplamda 13 soru çözdüm ve 18 dakika sürdü. İyi bence. Şimdi bir de netlere bakalım. Biraz hızlı çözmeye çalıştım. Sayfa 42. Şuradan başlıyoruz. Şu soru Ceyhan'mış. Bu zaten çözümlüydü. Başka bakalım. B, C, C, B, E. Aa, ya Allah. B, C, C, B, E, H, E, D, D. Dünyanın en sinir bozucu olayı şu iki şık arasında kalıp birinin diğerinin doğru çıkması yok mu? Bu istediğim gibi gelmedi pek. O yüzden bir test daha çözeceğim. Öyle bir takıntım var. Tatmin olana kadar test çözeceğim. 8 soruluk bir test daha var. Bunda başlayayım. Umarım fullerim. Arkadaşlar şimdi kontrol ediyoruz. 8 soru vardı. Sakın süre tutma testiymiş. Neden böyle bilmiyorum. Herhalde sorular zor diye mi? Bakıyorum şimdi. Sayfa 46. Ceyhan. Adana. Ceyhan bir yanlışım çıktı bile. Denizli. Olsun. Burada bir soruyu anlamadım. Hangisi yanlıştır diyor ve cevabı da Denizli diyor. Denizli'de şey yazıyor. İşte dördüncü cümlede teknolojinin hızla ilerlediği vurgulanmıştır diyor. Dördüncü cümlede şu arkadaşlar. Evine eşini bile arama fırsatı bulmayan insanlık sanal alemin en ücra noktalarında surf yapmaya hız kesmeden hatta daha da hızlanarak devam ediyor. Bilmiyorum ben yani bence bu doğru bir cümle. Anlayamadım. Soruyu şu ekrana koyarım. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar şimdi çalışmama ara veriyorum. Bebekleri izleyeceğim olimpik yarışlarını. YouTube'a şey yazarsanız çıkıyor. Bunu izlemek istiyordum. If cute babies competed in the Olympic Games. Böyle yazınca direkt çıkıyor. Kısa kısa videoları var. Çok tatlı bebekler. İzleyeceğim şimdi. Favori aktivitem arkadaşlar. Tipe bak. Tatlılar. Both teams throwing the rock extremely well, but who can handle the pressure? What a shot! Alpine skiing, Italy can taste the victory. Şey, tipe bakın. Bak 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 bir halter kaldırıyor. Küçücük. Evet, bebek yarışlarını izledim. Çok keyifliydi. Arkadaşlar bu videoda ne yapalım? Bu videoda tarif olarak brownie cake yapalım. Ben brownie cake çok seviyorum. Bakalım yapabilecek miyim? Becerebilecek miyim? O zaman gelin mutfağa hep birlikte brownie cake yapalım. Umarım lezzetli olur. Arkadaşlar şimdi yumurtamızı ve şekerimizi güzelce çırptık. Ve artık yağ ve sütü dökeceğiz. Şöyle dökelim. Bir bardak yağ. Şimdi de bir bardak sütümüzü döküyoruz. Hop. Şimdi 2 bardak unumuzu dökelim hemen. Yorumlara yazıyorsunuz. Tarifli videoları çok özlemişsiniz. Biliyorsunuz ben sizin yorumlarınızı çok önemsiyorum. Ve hemen tarifli videolara başladım. Şimdi 3 kaşık da kakao döküyoruz. Şöyle 3 kaşık kakaomuzu da dökelim. 2. Evet. Çok güzel bir dönüşüm olacak şimdi. Böyle yapıyorum ki arkadaşlar tozlar uçmasın. Yani sonradan çıkacağız. Şimdi arkadaşlar kabartma tozuyla vanilin döküyoruz. Şöyle hemen dökeyim ikisini aynı anda. Tada! Şöyle azıcık yağ dökelim. Şimdi arkadaşlar ıslak kekin kekini döküyoruz. Şu görüntüye bakar mısın? Mükemmel. Çok lezzetli olacak arkadaşlar. Şu an hissettim.
Arkadaşlar şimdi brownie'mizin sosunu yapıyoruz. Sıra sosumuza geldi. Bir yandan o pişsin keki. Biz de sosunu hazırlayalım. Bol sütlü çikolata içine koyacağız. Tabii ki olmazsa olmaz. Siz de istediğiniz çikolatayı koyabilirsiniz. Bu şekilde koyuyorum. Hatta bunu böyle kıralım daha güzel olur. Şöyle parça parça koyalım. Şöyle 2 kaşık da kakao ekliyoruz arkadaşlar. Şöyle 1 çay bardağı şeker. 1 çay bardağı sıvı yağ. 1 bardak da süt ekliyoruz. Yani böyle brownie tarifleri falan bayılıyorum. Genel olarak tatlıları çok seviyorum. Yani ders yaparken de çok iyi gidiyorlar. Arkadaşlar şimdi fırından çıkardım ve sıcacık. Tabii biraz soğumasını bekledim. Şimdi kesiyorum. Mis. Hatta böyle mın mın uğraşmaktansa komple devirelim biz bunu. Evet, brownie'miz bu şekilde. Sizlerin de yapabileceği çok basit bir tarif. Yani ben de çok seviyorum. Güzel oldu bence. Evet arkadaşlar şimdi geldim. Brownie keki yedim ve süperdi. Gerçekten yalan söylemeyeceğim. Lezzetliydi. Kendim yaptım diye söylemiyorum. Şaka baka güzeldi gerçekten. Sizler de yapabilirsiniz. Basit tarif zaten. Evet bu şekilde. Saatlerimiz şu anda 9'u gösteriyor. Bence gayet hoş bir gündü. Böyle bugün de size vloglamak istedim. Bundan sonrasında ne yaparım? Biraz ailemle sohbet ederim, kitap okurum, ondan sonra yatarım. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse videomu beğenmeyi ve eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu buraya kadar izleyenler yorumlara şu emoji bekliyorum. Böyle beyaz kalp emojisi. Bu serinin devamını gelmesini istiyor. Eğer bu seriyi beğendiyseniz ve devamını istiyorsanız yorumlarda belirsin. Ben de ona göre vlog 3'ü çekebilirim. Instagram'ım burada. Takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Canım panduflarım.